Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte şu ana kadar açıklanmış olan Süper Toto Süper Lig'de oynayan futbolcuların reytinglerini konuşacağız arkadaşlar. Çok bir reyting yok arkadaşlar. 4 tane oyuncunun şu anda reytingi açıklandı. Ama bana çok soru geldi ve bunları hem cevap olsun diye hem de en azından açıklananları size göstermek için şu anda bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle daha reytingler dediğim gibi tamamen açıklanmadı. Şu anda ekranda göreceğiniz futbolcular 2 tanesi en hızlı futbolcular da var. Bir tanesi en iyi şut çekenler de var. Bir tanesi 5 star skiller'lar da var. Bu yüzden bu 4 tane oyuncuyu şimdi kesin reyting olarak karşıya çıkaracağım arkadaşlar. Bana çok soru geliyordu abi niye yüklemiyorsun falan filan diye. Çünkü daha lig yüklenmedi arkadaşlar. Şu ana kadar Premier Lig, Serie A, Bundesliga, Lig 1 ve Liga BBVA yüklendi. Bu 5 lig dışında herhangi bir ligin top 20'si yüklenmedi arkadaşlar EA tarafından. O yüzden ben de sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü tahmin videosu falan çektik. Artık tahmin yerine olay biraz da realiteye dönecek arkadaşlar. O tamamen kesinleşmesini bekliyorum. Kesinleştikten sonra sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar demo çıkacak. Demo ile ilgili de bugün bir tane video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve dediğim gibi güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bu arada yeniyseniz abone olabilirsiniz. Aynı şekilde bu videoyu da beğenerek bana hayırlı bayramlar dilemiş olursunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben yarın tatile gideceğim. O yüzden video depozitlemeye başladım. Videoyu beğenerek bana büyük destek olmuş olursunuz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. İlk oyuncu arkadaşlar Armindo Bruma. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Bruma'nın kartı 77 rating, 93 pace, 83 dribbling, 70 shoot, 70 pası var. Dediğim gibi arkadaşlar 4 star weak foot, 4 star skill, atak katkısı yüksek. Atak katkısının yüksek olması iyi. Kesinlikle kullanacağım bir isim diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bu sene Türkiye Ligi'nde gerçekten hızlı futbolcular var. Castillo olsun, Bruma olsun, Emenike olsun, Forvet'te ondan sonra Abubakar olsun. Bayağı hızlı futbolcu olacak arkadaşlar. O yüzden bu sene Türk Ligi kurmak cazip hale geldi. Geçen sene o kadar bir aman aman değildi ama bu sene gerçekten çok iyi olacak. Bruma'nın arkadaşlar kartı gerçekten iyi. Bruma bu arkadaş oyundaki en hızlı 20 futbolcu olayında Bruma ve Castillo çıktı. Bruma'nın kartı bu şekilde arkadaşlar bayağı da güzel bir kartı olmuş. Ya 70 şut ve 70 pas iyi olmuş. Yani hep 60'larda kalıyordu bunlar. 70'e çıkması çok iyi olmuş. Bir sonraki isim Fabian Castillo. Trabzonspor'un yeni transferi Fabian Castillo. 93 pace, 82 dribbling, 71 şut, 64 pas, 63 fizik. Ama arkadaşlar bu futbolcuda da 4 star weak foot ve 4 star skill var ve atak katkısı yüksek. Bu arkadaşlar Bruma'yı sağ kanada, bunu sol kanada veya bunu sol kanada, Bruma'yı sağ kanada koyarak çok iyi bir şekilde hız takım yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu futbolcular gerçekten oyunda OP. Hemen bir sonraki isme geçelim arkadaşlar. Bir sonraki isim Lukas Podolski. Oyunda en iyi şut çeken listesinde 10 numarada yer almakta Lukas Podolski. 82 pace, 86 şut, 77 dribbling, 75 pas ve 71 fiziği var arkadaşlar. Kartı gerçekten çok iyi. Tek sıkıntı Tristar skill move var. Weak foot'u 2 yani sadece sol ayağıyla şut çekerse iyi bir şekilde vurabiliyor. Ve arkadaşlar atak katkısı medium. Dediğim gibi Podolski arkadaşlar RF yapı forvete koymak daha mantıklı. Çünkü kanatta oynayacak kadar yani oyunun yapısında kanattaki oyuncu hızlı olması lazım. Yavaş oyuncularla oynamak çok zor. O yüzden Podolski RF yapıp forvete koymak sizin işinizi görecektir. Ama bu sene de Emenike, Abubakar, Sol gibi isimler de olacak. Bu sene arkadaşlar gerçekten Süper Lig karışacak. Ben yine oyun çıkınca, oyunun resmi çıkış tarihinde sizlere çok güzel takımlar hazırlayacağım arkadaşlar. Podolski'nin kartı bu şekilde. Bir sonraki isim Ricardo Quaresma. Oyundaki 5 star skiller listesinde var. Atak katkısı yüksek. Weak foot 4, skill moves 5. 84 pace, 88 dribbling, 76 şut, 81 pası var arkadaşlar. Ricardo Quaresma gayet iyi. Ricardo Quaresma önümüzdeki sene kesinlikle kullanırız arkadaşlar. Çünkü 88 dribbling ve 5 star skiller inanılmaz bir şey ve atak katkısı da yüksek. O yüzden önümüzdeki sene Süper Lig gerçekten cazip bir hale geldi. İnsanlar sürekli Süper Lig kurmaya çalışacak. Çünkü oyun çıkınca da biliyorsunuz Süper Lig oyuncuları ucuz oluyor arkadaşlar. O yüzden insanlar birazcık buna yönelecektir diye düşünüyorum. Aynı şekilde arkadaşlar istiyorsanız bu videoda hemen demoyu da konuşalım. Bir videoda bugünün iki videoyu bir videoya sıkıştırmış olalım. Size zamanı çok çalmış olmayayım. FIFA 17 demo arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi çıkacak ayın 13'ünde. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bu sene. Ya daha doğrusu onu nasıl anlatayım? Onu bir detaylı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım ama arkadaşlar bu demoyu en erken şekilde nasıl alabileceğiniz hakkında size bir video çekeceğim. Yaklaşık arkadaşlar 1,5 gün önce oyunu indirebileceksiniz. Bunun videosunu çekeceğim. Umarım ben de bunu yakalayabilirim. Çünkü ben dediğim gibi arkadaşlar pazartesi yani sabah 5.30'da
havalimanına gideceğim. O yüzden zamanım olmayabilir demoyu çekmek için, ama demoyu çekemezsem de inanın ben bir sürü video hazırladım. Onları size sunacağım arkadaşlar. Size videosuz bırakmayacağım bayramda da. FIFA 17 demo hakkında konuşalım. Arkadaşlar oyunda sadece The Journey ve Kickoff var. Ultimate Team'de geçen sene olduğu gibi Foot Draft falan yok deniliyor şu anda. EA'nin açıklaması da bu şekilde. Sadece Kickoff ve The Journey modunu oynayabileceksiniz arkadaşlar. Demoda ayın 13'ünde resmi çıkış arkadaşlar. Ayın 13'ü 1 AM UK time diyor. Yani 1 AM UK time nasıl oluyor arkadaşlar? Gece 3 oluyor. Dediğim gibi yani 2 saat daha eklemiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi EA her sene aslında saat 12'de çıkıyor arkadaşlar. Tam gece 12'ye vurduğu zaman çıkıyor. Saati çok önemli değil. Ama dediğim gibi oyunda sadece Kickoff ve The Journey modu olacak. The Journey oyun modu için arkadaşlar çok heyecanlanmanızı söyleyemeyeceğim size. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü sadece oyuncu kariyerinin animasyon eklenmiş hali. O yüzden öyle aman aman bir ekstra özellik, ekstra bir şey beklemeyin. Hatta sadece Alexander kullanabiliyorsunuz. Bu da bence bir handikap arkadaşlar. Ama dediğim gibi tabii ki de heyecanlarınız vardır ve bunu da demoda gidirebilirsiniz arkadaşlar. Ayın 13'ü resmi çıkışı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Demo hakkındaki bilgileri vermiş olayım. Ben demoda açıkçası Ultimate Team'deki yeni oyun modlarını da beklerdim. Ama arkadaşlar herhalde onu vermeye şey yapmamış. Çünkü öyle birazcık zekaları yok. İyi bilmiş olduğunuz gibi. Yaptığı hiçbir işten ben gerçekten bir şey anlamadım arkadaşlar. Tamamen bir rezil bir şirket bana kalırsa. Ben hiç beğenmiyorum yayın çalışma şeklini. Ama her neyse arkadaşlar yapacak da bir şey yok. PES oynayacak halimiz yok. O yüzden FIFA oynuyoruz. Bu videoluk benden bu kadar arkadaş. Şu ana kadar açıklanmış, kesin olarak açıklanmış 4 tane oyuncunun reytingi ve demo hakkında size bilgiler verdim arkadaşlar. Yarın güzel video gelecek. Hem de çok işinize yarayacak bir video gelecek. Yarın arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın. Bayramda sizlerle olacağım. Facebook grubuna katılırsınız. Bayramda bol bol selfiler, laflar, sözler, muhabbetler falan döner. O yüzden Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Aynı şekilde bu videoyu beğenerek de bana hayırlı bayramlar demiş olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.